Herkese merhaba, şu anda Köln'de Asus ROG etkinlik binasındayım. Yine böyle eski bir fabrikayı restore etmişler. Şu an çok fazla araba olduğu için gösteremiyorum ve burada bir kamyon çalıştığı için sesli, gürültülü bir ortam, fakat içerisi bayağı hoş. Şöyle bir fabrika, ne fabrikası olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bu seferkinin tarihçesini falan göremedim ama. Fabrikası işte, bayağı eski bir fabrika. Böyle bahçeye oturma yerleri falan yapmışlar. Dün basın toplantısı vardı bu arada. Basın toplantısını çekmedim birazcık sıkıcı diye. Fakat bugün ürünler falan var, onları göstereceğim size. Buraya çok hoş bir araba yapmışlar. Bu Chevrolet'in bir minibüsü ama ben hiç görmedim bunu. Türkiye'de yok zaten. Yani eski bir şeyi mi modifiye etmişler yoksa güncel bir araba mı bu, emin değilim ama çok tatlı duruyor. İçini görebilir miyiz acaba? Şu an içini açma iznim var mı diye merak ediyorum. Bence yok, kapalı bu. Ve camları da filmli olduğu için içini hiçbir şekilde gösteremiyorum maalesef. Ama içinde merak ettim. Bunu soracağım bir yetkili bulursam içine girebiliyor muyuz diye. Şimdi direkt etkinlik alanına geçeyim ben. Şu an yeni ürünlerin gösterildiği yerdeyiz. Şuraya hemen sol tarafa bir tane kasa ayarlamışlar. Uzay sistem gibi fakat böyle derli toplu duruyor. Yani her şey açıkta fakat bayağı havalı duruyor. Mesela ekran kartını falan direkt şuraya üste koymuşlar. Buradan direkt rahat bir şekilde hava alabiliyor. Onun dışında sıvı soğutma falan da arkasında sanırım. Hemen bakalım. Aynen, sıvı soğutmayı da arkaya koymuşlar. Yani uzay sistem toz problemi olacaktır fakat havalandırma olarak çok güzel ve obje olarak da çok güzel duruyor. Onun dışında burada bir sıvı soğutma çözümleri var. Hemen burada yeni kartları görüyoruz. Burada direkt Wi-Fi 6'yı içinde desteklediğinin vurgusunu yapmışlar. Bu iyi bir şey. Ve bakın, değişik bir şey göstereceğim. Üstünde OLED ekran var. Şu an kamerada titreşimli gözüküyor ama normalde o şekilde görmüyorsunuz onu. Yani normalde öyle bir titreşim yok. Bayağı güzel bir şey yapmışlar. Bu anakartla ilgili bir de şöyle bir şey yapmışlar. Şurada bir RGB kısım var. Şu an çok ciddi bir ışığın altında olduğum için belli olmuyor ama burası komple yanıyor aslında. Şöyle yandan gösterebilecek miyim? Evet. Burada özel bir cam kullanmışlar. Bunun sayesinde siz RGB kapattığınız zaman burası direkt gri gözüküyor. Yani RGB sevmeyenleri düşünerek böyle bir çözüm yapmışlar. Burada diğer bir anakart var. Yine burada o dediğim camdan kullanmışlar ve şurada. Hemen bu tarafta bir 165 Hz'lik monitör var. Çerçeveleri neredeyse sıfırlamışlar. Şöyle arka tarafında her zamanki gibi RGB bir aydınlatmamız var. Bunda da az önce anakartta gösterdiğim malzemeyi kullanmışlar anladığım kadarıyla. Yani RGB kapattığınız zaman parlak değil de mat gri, daha doğrusu düz gri bir renge bürünüyor. Her zamanki ROG'nin monitörleri gibi aşağı yine logoyu yansıtabiliyorsunuz. Buraya isterseniz kendi logonuzu falan tasarlayabiliyorsunuz. Sonra benim bu hafta tanıtılan ürünlerin arasında en çok hoşuma giden şey şu mouse oldu. Bu mouse kablosuz bir oyuncu mouse'u. Fakat diğerlerinden farkı kablosuz olarak şarj olabiliyor. Yani mouse pediniz destekliyor. Direkt mousepad'in üzerinden şarj edebiliyorsunuz ya da normal telefonları kablosuz şarj ettiğiniz pedler üzerinden de direkt bunu şarj edebiliyorsunuz. Onun dışında diğer bir farkı, şuraya bir joystick koymuşlar. Bu joystick'e makrolar atayabiliyorsunuz. Yani normalde hani makrolara ulaşmak için mesela 4 tane makro kullanacaksanız, bir şu, bir bu, sonra bunun sağ tarafında yok ama sağ tarafta falan da oluyor ve onların hepsine ulaşmak oyun sırasında zor olabiliyor. Özellikle PUBG gibi oyunlarda ya da Fortnite gibi oyunlarda. Burada sadece baş parmağınızla 4 tane makroyu yönetebiliyorsunuz veya atıyorum PUBG'de yana eğilme, sağa eğilme, sola eğilme gibi şeyleri buna atayabiliyorsunuz. Bu sayede çok daha rahat, konforlu bir deneyim bize sunuyor. Ya da işte Fortnite'da bir şeyler inşa ederken bunların her birine farklı bir şey atayabilirsiniz gibilerinden düşünebilirsiniz. Muhtemelen benim şimdiye kadar gördüğüm en iyi oyuncu mouse'u ya. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şurada yeni tanıtılan bir kulaklık var. Bu kulaklık da mouse'tan sonra en çok hoşuma giden şey muhtemelen. Çünkü görsel olarak hiçbir abartısı yok. Kablosuz olduğu için üzerinde herhangi bir RGB'nin vesaire olmaması daha iyi. Şarj tüketimi açısından. Onun dışında hafif bir yapıda ve en güzel özelliği Type-C olduğu için direkt switch'inizle kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir dangle'ı var. Bunu ister switch'inize takın, ister laptopunuzun Type-C girişine takın. Yani Type-C destekleyen yeni telefonlar aynı şekilde. Yani Type-C destekleyen herhangi bir telefona vesaire bunu taktığınız zaman direkt kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kulaklıkla ilgili eleştirebileceğim tek nokta şu mikrofon olayı. Yani bunun ben böyle içine katlanan, içine giren tasarımları daha çok seviyorum. Çünkü bu şekilde takıp çıkarılabiliyorsunuz.
kaldırılabilir olduğu zaman bunu sürekli masanın üstüne bir yere koymanız gerekiyor. Ve ben bundan çok hoşlanmıyorum. Tabii mikrofonla bir işiniz yoksa bu şekilde olması daha iyi oluyor. Bu tamamen tercih meselesi. Burada yeni tanıttıkları bir oyuncu monitörü var. Fakat bu monitör kablosuz. Yani bildiğiniz içinde bir batarya var ve bunu istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. 17.3 inçlik bir ekran, yani laptop monitörleriyle, oyuncu laptop monitörleriyle falan aynı şeyde, fakat 240 Hz. Yani taşınabilir bir monitör olmasına rağmen 240 Hz olması bayağı şaşırtıcı ve IPS üstüne üstelik, yani daha ne olsun bilmiyorum modunda bir şey. Bunu ne amaçla kullanıyorsunuz? Atıyorum dışarıda çift monitörle çalışmanız gerekiyor ya da ofise giderken falan çift monitör setup'ına ihtiyacınız var. Laptopunuzu çantanıza koyuyorsunuz. Laptopunuzun ön gözüne, yani çantanın ön gözüne de bunu koyuyorsunuz. Bu çünkü bayağı ince ve hafif bir yapıda. Direkt Thunderbolt üzerinden kullanabiliyorsunuz. Yani yanınızda bir HDMI falan taşımanıza gerek yok. Ve bu monitörün diğer bir avantajı da canlı yayıncıları düşünülerek yapılmış bir şey olması. Yani istediğiniz yerde şu setup'ı sadece çantanıza laptopunuzu koydunuz, monitörünüzü koydunuz, bir tane de mouse attınız, istediğiniz yerde yayın yapın tarzı bir setup. Hani şöyle düşünün, canlı yayın yapıyorsunuz, oyununuz burada açık. Bu zaten IPS ve 240 Hz olduğu için oyuna daha müsait. Altta da işte canlı yayının chat'i, kaç kişi izliyor, OBS'inizi vesaire açtığınız zaman çok rahat bir şekilde yayın yapabiliyorsunuz. Laptopunuz Thunderbolt desteklemek zorunda da değil. Burada mini HDMI girişi de var. Bunun bir ucu normal HDMI, bir ucunu da mini HDMI olarak aldığınız zaman direkt buradan kullanabiliyorsunuz. Mikro HDMI de olabilir. Şu an emin olamıyorum. Fakat Thunderbolt destekli bir laptop kullandığınız zaman buradan hem görüntü alabiliyor, hem şarj olabiliyor, hem de isterseniz buradan başka bir şey şarj edebiliyorsunuz ya da burada yeni bir monitör falan bağlayabiliyorsunuz. Bu tripoda bağlı şu anda bu arada. Yani şurada görmüş olduğunuz tripod, bu tripod. Bu da yeni tanıtıldı. Bu aslında normal tripod olarak da kullanılabilecek bir şey. Bayağı pratik yapmışlar. Şurada altta bir düğmesi var. Buna basıyorsunuz ve bu ayaklar direkt bu şekilde kapanıyor. Şuraya da ittiriyorsunuz ve çantanızda bu kadarcık yer kaplayan bir monitör ayağına sahip olmuş oluyorsunuz. Tabi isterseniz buraya kamera, webcam vesaire de takabilirsiniz. Yani sadece monitör şeyi olarak düşünmenize gerek yok. Pratik yapmışlar. Bu hoşuma gitti benim. Biraz daha hafif olsa daha hoş olabilirdi. Sonra hemen şurada ekstra ultra wide bir monitör var. Bu tarz monitörlerde oyun oynamak çok iyi oluyor. Yani bunları aslında şey için diyorlar. Çalışma alanı genişliği, işte bir tarafa Photoshop aç, bir tarafa Premiere aç falan diyorlar ama çözünürlüğünden dolayı aslında çok rahat bir çalışma ortamı sunmuyor bize. Fakat oyun oynarken, yani özellikle bu tarz böyle geniş manzaralara sahip oyunlar oynarken, ne örneklendirebilirim? Mesela Witcher 3, Assassin's Creed vesaire oynarken o kadar güzel bir görüş alanı sunuyor ki bize. Oyunu oynarken mest oluyorsunuz bildiğiniz. Hemen hatta şuradan bir manzara gösterebilirsem göstereyim. Burada sadece deniz varmış ama. Hani ben Counter oynuyorum vesaire diyorsanız bu tarz monitörler çok rahat olmuyor. Çünkü çok dikkatinizi dağıtıyor çok geniş olduğu için. Fakat TPS türü oyunlarda benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü manzaranın tadını çıkartabiliyorsunuz. Yani fazlasıyla güzel bir görüş alanı bize sunuyor. Sonra şurada değişik bir laptop görüyorum. Üstüne dokunmayın yazmışlar. Fakat dokunacağım. Prototip mi acaba diye düşündüm. Şu an BMW ile falan birlikte yapmışlar galiba. Değişik bir şey. Şöyle bir kurcalayalım. Mesela burası şeffaf. Kamerada belli oluyor mu? Oluyor. İçinde logolar var. Ve komponentleri de görebiliyorsunuz. Bakın şurada bakır borular falan var. Bayağı değişik. Sağa sola dönebiliyor bu ya. Ben azıcık dokunacağım buna. Azıcık ama. Arka tarafı standart Asus Zephyrus'lara benziyor. Bayağı şık bir şey yapmışlar ya. Yani şu an keşke ekranı falan açılabilse. Şu an bir şeylere dokunursam belki açılır. Çözemedim ne işe yarıyor bu. Yani bu switch ya, bunu biliyorum ben. Bunu çıkartıp yerine başka bir şey takıyorum. Bunu açma kapama tuşu nerede? Vallahi bulamadım. Şu an bunun ekranını görmeyi çok istiyorum aslında ama. Yok, bulamadım. Şey olabilir ama bu prototip olabilir. Prototip olduğu için Do Not Touch yazmışlardır diye düşünüyorum muhtemelen. Ve daha fazla zorlamadan ben buradan uzaklaşıyorum. Sonra burada normal Zephyrus modelleri var. Bu laptoplar güzel, taşınabilir ve bayağı güçlüler. Burada bayağı yüksek seviye isteyenler için tasarlanmış bir laptop var. Burada da şu kısım değişik. Hani normalde laptopun alt kısmı kalın olur, bütün komponentler burada olur falan ya. Bunda tam tersi. Bu sefer arka tarafa koymuşlar komponentleri, yani monitörün olduğu kısma koymuşlar. Bu kısmı ferah bırakmışlar. Bunun avantajı ne? Eğer sürekli laptopta oyun oynayan biriyseniz şeyler, ekran kartı, işlemci vesaire burada olduğu için burası çok ısınır ya. Adamlar onu arkaya atmışlar, demişler ki burada senin elin rahat kalsın. Sonra bakalım neler var. Burada yine diğer laptoplar var. Burada giyim ürünleri var yine. Şurada yeni bir çanta gördüm sanırım. Hemen şuradan göstermeye çalışayım. Şu çantayı daha önce görmemiştim. Bu yeni bu model sanırım. Bu fazla sade olmuş diğer Asus'un çantalarına göre falan. Daha günlük kullanım için herhalde. Ya da buraya sırf aksesuar olsun diye bile koymuş olabilirler. Sonra bakalım başka neler varmış. Türkiye'nin en iyi Need for Speed oyuncusu burada şu an. Need for Speed değil bu oyun. Ne bu oyun?
Bu benim istediğim monitör bu arada. Çünkü bu monitör ultra wide'lara göre bayağı farklı. Hani 35 inç 3440'a 1440 normal bir şey. Fakat bu hem 100Hz'lik, 100Hz olmasına rağmen hem G-Sync var hem de HDR var. Yani bayağı özel bir parça. Arka tarafında yine RGB aydınlatmalarımız falan var. Böyle hoş bir tasarımı var. Bunun standı birazcık farklı diğerlerine göre. Yani normalde aşağı yansıyan bir logo varken bunda yok. Bir gün benim olacaksın. Sonra çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir şeyi sona bıraktım. Bakın şimdi. Bu 43 inçlik bir televizyon değil, bu 43 inçlik bir monitör. Hani bunu anlatırken şöyle dediler, artık oyuncular televizyonu sadece oyun oynamak için kullanıyorlar. Televizyon falan izlemiyorlar o yüzden. Televizyon yerine kullanılabilecek bir monitör yaptık biz dediler. Hani 43 inçlik bir televizyon almak yerine niye monitör alacağız diye sorabilirsiniz tabii ki. Ama monitörler televizyonlara göre çok daha gelişmiş teknolojilere sahip, gözünüzü çok daha az yoruyorlar ve oyun oynamaya çok daha müsaitler. Bu monitörde özel bir teknoloji var, ayrıca yeni bir çip kullanmaya başlamışlar. Bu çip sayesinde normalde 4K'da 144 Hz almak istiyorsanız bir görüntü kaybınız olur, özellikle renklerde. Bu yeni çip sayesinde 4K ve 144 Hz olmasına rağmen direkt hiçbir görüntü kaybı olmadan görüntüyü alabiliyorsunuz. Bu şekilde bir monitör daha tanıtmışlardı fakat o monitörü göremedim. Evet, ürünler bu şekildeydi. Gösterecek şu an başka bir şey yok. Buradan birazdan Gamescom'a geçeceğiz. Şöyle ben bahçeye çıkayım ve bitireyim. Şu arabayı da kontrol edeyim tekrar. Da kimse açmış gibi durmuyor. Yok, o arabayla da bizim şansımız yok şu anda. Ben şimdi şu hamakta dinleneceğim. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.